Amanın, amanın ne kadar güzel bir evmiş burası. Yaramazlık yapmadı değil mi? Yormadı seni. Yok ya, tam tersine. Öldürdü beni gülmekten. Şimdi içeride uyuyor zaten. Ya inanılmaz bir çocuk. Neler anlattı. Bütün gece bıdır bıdır konuştu öyle. Haberin olsun, seninle de evlenmek istiyormuş. Ya biliyorum onu ya. En son vazgeçtiydi ya. Ya hayal gücü öyle bir geniş ki. Yok işte Karlar Prensesi miymiş, yok işte uçan halısı mı varmış falan. Bir de en mantığı ne biliyor musunuz? Ben Cemal'in kız kardeşiymişim aslında. Aynen. Ben de böyle dona kaldım. Cemal yetim ya. Ben de öyleymişim. Annemle babam işte numaranı almış. Ay nasıl bir masal uydurmaktır bu ya? Değil mi? Zeynep. Diğer? Ya susmasanıza bir şey söyleyin. O uydurdu değil mi? Ben Cemal'in kardeşi. Bir dakika ya. Siz dün gece bana bunu anlatmaya çalışıyordunuz değil mi? Mahmut abi. Zeynep'ciğim. Zeynep, bak ben... Koş sen arkasından, koş. Eline sağlık, çok güzel olmuş. Fırat. Hı? Benim sana söylemem gereken bir şey var. Ne oldu, ters bir şey mi var? Yok, hayır, ters bir şey değil. Sadece mucize gibi bir şey. Mucize mi? Ya ne oldu, söylesene. Fırat, ben hamileyim. Hamile mi? İyi de nasıl olabilir? Bir dakika, ne zaman öğrendin? Çok geç fark ettim. Bazen oluyor öyle şeyler. Düzensizlik falan zannettim başta. Biliyorsun işte o zamanki olaylar. Her şey o kadar karışıktı ki. Neyse işte sonuçta bir ay önce kesin sonucu aldım. Peki neden hemen aramadın? İngiltere'den telefonla söylemek istemedim. Yüz yüze gelmeyi bekledim. Vay canına. Bir bebek ha. Sen de sevindin. Sevindim tabii. Sevindim tabii. Sevinmez olur mu? Buldun mu? Yok. Ya bir iki yer vardı birlikte gittiğimiz. Gittim oralara baktım. Orada da yok. Eve gittim. Kapısının önünde bekleyeyim. Belki döner. Dönmedi mi? İşe bak ya. Biz hani kıza nasıl söyleriz diye böyle kıvranırken el kadar zeze gitmiş yumurtlamış abi bir güzel. E kabahat bizde, çocuk olduğunu unutuyoruz. Rahat rahat konuşuyoruz yanında. Bizimkinde de radar her zaman açık tabii. Ah abi ya, hadi o küçük ya. Ya biz hani çocuktur uydurur bile diyemedik. Öyle kaldık kızın karşısında. Ya eziyet etme kendine. Neticede mızrak çuvala sığmadı işte. Ha oradan öğrenmiş, ha buradan öğrenmiş. Ne fark eder? Doğru. Darmadağın ettik kızı. Asıl önemlisi o. İşte ben de onu diyorum. Kız bir iki saat önce evinde böyle mutlu mesut otururken şimdi ben neredeyim, kimim diye böyle dolanıyor. Kendi kendine soruyor yani. Koruyamadım Zeynep'i.
ses. Yok abi, kapalı kafayı yiyeceğim ben. Yeme. Kafayı da yeme, kendini de yeme. Bir sakin ol ya. Kim burada en zor durumda olan? Zeynep. Bildin. O vakit sen sağlam dur. Haf bir şey değil ki kızın öğrendiği. Bir de paldır küldür öğrendiği yavrucak. Tabii kapanacak. Kapanacak, bir kendine bakacak. Değil mi? Abi 12 saat geçti ya. Taksiye binip gittiğimden beri 12 saat geçti. Kızdan haber maver yok. İnsanın aklına bin türlü şey geliyor ya. Arda, kötü haber tez ulaşır derler, bilirsin. Senin zannettiğin gibi kötü bir şey olsa değil, 12 saat, 12 dakikada hepimiz duyardık. Sakin ol. Bir çay içelim ya, ben bundan bir şey anlamadım. Kıyafetlerin. Çay ver bize, çay. Afiyet olsun. Teşekkürler. How are you? Vay, en yetenekli öğrencim benim. Fine, and you? Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir şey alır mısın? Çorba var mı? Var tabii, olmaz mı? Yine köfteden altın çıkarsana. Köfteden altın mı? Sen iste, ben sana altından köfte yaparım. Olmayacak şeyleri çocuğun aklına sokmasan. Biraz hayal gücünün kime zarar var? Sen neden sinemayı seviyorsun? Biraz da sana bilmediğin, görmediğin dünyaları gösterdiği için değil mi? Aynı zamanda gerçekleri gösterdiği için. Bırak şu toplantıyı. Gerçek dediğin şey ne ki? Sen ne düşünüyorsan o. Evet, aynen öyle. O yüzden ikimizin gerçekleri de bambaşka. Peki. O zaman biz de bir hayalin peşine takılalım ha? Ne demek o? Akşam sinema gidelim dersen sonra. Yok, bir işim var. Hafta sonu gidelim, cumartesi. Bak, mesele gün meselesi değil. Ben dışarı çıkmak istemiyorum, anlıyor musun? Seze bittiyse gidelim. Bitti. Afiyet olsun sana. Teşekkür ederim. Seher, eline sağlık. Görüşürüz. Görüşürüz. Aa, bu kaçıncı ama? Çocuk gibi. Korkma Nimet Hanım. İki lokumdan bir şey olmaz bana. Aa, tövbe tövbe. Ya bu yaşta şekerin fazlası herkese dokunur Ziya Bey. Bana dokunmaz. Hem sen beni yaşlı mı buluyorsun? Ya aşk olsun, ben şimdi bunu mu dedim? Ama son zamanlarda tansiyonun inip çıkıyor. Daha kim bilir neler var. Şimdi başlayacaksın gene doktor doktor diye. Tamam o zaman. Sen de bu kadara inat etme. Alt tarafı bir check-up. Yasemin. Kötü mü görünüyorum ben? İyi görünüyorsun baba. Ne oldu ki? Bak, gençlerin gözünde de çok iyi görünüyorum. Bir de babişkomun şu gibi bir şey olmasa. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsun sen? Efendim? Ne yapıyorsun sen dedim. Yoksa yine... Sen içeri git Zeze. Hani çalışacaktık? Lütfen Zeze. Şimdi de gündüz gözüyle mi çalacaktın tezgahı? Tezgahı ben çalmadım. Şimdi de... Bu kartı almaya çalışıyordum. O ne? Bilmiyorum. Halıya bakarken dikkatimi çekti. Belki önemli bir şeydir diye alırken sen geldin içeri. İplikleri aldığımız yerin kartı bu. Özür dilerim. Seni öyle tezgahı kaldırırken görünce sandım ki. Özür dilemene gerek yok. Herkes her zaman en kötüsünü bekler benden. Doğru bir şeyler yapmaya çalıştığım zaman bile. O da pek sık olmuyor zaten, değil mi?
kendi babanı Cemal'i bile bile hapse attığını. Cemal'in yaralanmasına sebep olduğunu hatırlıyorsun herhalde. Çünkü ben çok iyi hatırlıyorum. Sen yalnızca görmek istediğini görüyorsun. Eğer bir fırsat verseydin belki de anlatabilirdim. Konuşabilirdik. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok benim. Cemal olsaydı... Cemal olsaydı o bir fırsat verirdi bana. Seher. Ya ne olacak bu işin sonu ya? Ben her 10 dakikada bir seni özlüyorum valla. Yanına çırak mı girsem, ne yapsam acaba? Ne o? Sen de bana aşk mektubu mu yazıyordun? Yo, hayır Mahmut, ne alakası? Ne bileyim, böyle ciddi ciddi durunca dedim belki. Amanın. Yoksa bana türkü mü yakıyordun sen? Ya Mahmut ya. Yalnız Mahmut'a kafiye bulmak zor olur. Ut. Mut. Armut. Amanın armut. Bak armutlu marmutlu türkü yazarsan vallahi bozuşuruz bak ha. Amanın içinden ışıklı seherim benim. Bak yine bir güldün, yer yer aydınlandı vallahi. Akşama derse geliyorsun değil mi? Aa yok. Bu akşam gelemem ben, işim var. Canım neymiş, beraber yaparız, ben sana yardımcı olurum. Sonra da beraber derse gideriz. Hayır Mahmut, sen dersinden kalma. Çünkü benim halletmem gerek o işleri. He. Neymiş o işler acaba? İşte şimdi anlatamayacağım bir takım şeyler var, tamam mı? He, tamam. Demli çay. Hı, nasıl? Dedim ya, demli işte. Vereyim mi çay? Olur. Ay dökeceksin yavaş. Yok yok, bak şimdi bunu böyle baştan aşağı bile sallayabilirsin, bak şimdi. Ya ne yapıyorsun? Ya bu niye böyle oldu bu? Hep dönüyordu bu. Vallahi çok özür dilerim ben, çok affedersin. Şu halime bak. O tepsiyi öyle çevirmeden vermek daha kolay değil mi? Tabii tabii, daha kolay ama ben çok özür dilerim, çok affedersin. Hemen silerim ayakkabılarını. Tamam tamam, sağ ol, tamam. İstemez, ben hallederim. Alacağın olsun lan. Evde yok kendisi. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum ama bir bilginiz var mı acaba nerede olduğundan? Yani çünkü benim mutlaka görüşmem gerekiyor da Zeynep Hanım'la. Hayır, bilmiyorum. Çok da iyi tanımıyorum zaten. Baktım ben. Merhaba. Buyur Timur. Ne lazımdı? Diğer burada mı? He, burada odasında. Ben yardımcı olayım. Yok, biz çıkacaktık da. Nereye çıkacaksınız? Biz bir yemek yiyeceğiz Mahmut abi. He. Akşama ders var. Seher de yok. Ha yokum. Sonra alırım notları. Hadi biz çıkalım. Geç kalmam, merak etme. Ha Zeynep'ten haber alırsanız. Tamam, ben ararım, merak etme. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben yarın arayacağım Amerika'yı.
Zeynep'in babasını. Var mı babasının telefonu? Yok, bilmiyorum ama yaratırız abi, ne olacak ki? Ya bugün arayayım dedim. Sonra dedim oğlum boş ver ya, şimdi milleti telaşa düşürme. İyi yapmışsın. Bir yarın olsun da bakalım. Aha, ister misin Zeynep olsun? Good evening Arda. How are you? Ya sabır Allah. Vallahi bir şey demedim abi. İyi akşamlar Arda, nasılsın dedim. Gel Fırat gel. Biraz canımız sıkkın da. Çay içer misin? Yok abi sağ ol. Sonra belki. Hanımlar yok mu? Vallahi hanımları Dilek temsil edecek bu akşam. Diğerleri yok. Sizin o yüzden canınız sıkkın. Sayılır. Neden ektiler dersin? Vallahi Seher'in işi başından aşkınmış. Diğer? Diğer'de Timur'la yemeğe çıktı. Ha. Öyleyse beraber çalışacağız bu gece ha? Ben evde büyümüşüm, Cemal sokakta. Daha güçlüydü tabii. Hep o yenerdi. Babam çiçek ekmişti bahçenin bir tarafına. Mahvediyorduk çiçekleri. Bir gün hava çok soğuk. Ayaklarım dondu, eve girmek istedim. Ama Cemal imkanı yok yaptığı işi yerde bırakmaz. Bırakmaz değil mi? Bırakır mı? Bırakmaz tabii. Bağırışıyoruz. Babam çıktı evden ne oluyor diye. Cemal oyunu bırakıyor dedi. Ya baba ayaklarım dondu, eve gireceğim dedim. Babam onunkisi ayak değil mi, o nasıl dayanıyor dedi. Ertesi gün 3 çorap geçirdim ayağıma. Kendi ayakkabılarım olmadı tabii. Ben de babamınkini giydim. Mahvettim ayakkabıları. Babam ne alsa ikimize birden alırdı. Ama bu sefer ona ayakkabı aldı, bana almadı. Sen nasıl olsa benimkileri giyiyorsun dedi. Terbiye edecek ya beni. Cemal'e örnek al biraz dedi. Ya düşünebiliyor musun? O sonradan gelmiş, sokak çocuğunu örnek al diyor bana. Ben zaten babam Cemal'i daha çok seviyor diye dişimi tırnağıma takmışım, onu geçmeye çalışıyorum. Bir de geçemiyorsam ne yapayım? Geçmiş zaman mı çalışıyorsunuz? Aha. Ay ne iyi oldu, ben de dinleyeyim. Geçmiş zamanda takılıyorum da. Sen yine takılıyorsun. Ben baya baya kaldım orada. Bir türlü günümüze gelemedim. Şekeri uzatsana. Yok, şeker sıçıyor Fırat abi. Ya Dilekçim, senin İngilizceden problemin vardı. Niye bana sormadın bugüne kadar? Ayıp ediyorsun. Belki bilen birini beklemiştir Arda. Bak ya, sanki Hırvatçadan birebir çeviri yapıyor bana. Allah Allah. Sizinki de aşık atışması gibi oldu ha. Biri der, Dilek gücendim sana, abin yalı kazığı mı? Öbürü der, 40 yılda bir Dilek soru sordu bana, gücenmenin sırası mı? Hep onun kazandığı yarışlardan yorulmuştum zaten. Artık yarış da bitti. Hepsini o kazandı. Yarış? Hep babamın yüzünden. Asla alt edemeyeceğim bir rakip çıkarttı karşıma. Beni terbiye edeceğim diye sevgisiz bıraktı. Ben ne yapsaydım? Hepimizin anne babası çok mu anlayışlı? Sen bilmiyorsun ama. Neyi bilmiyorum? Seni insan yerine bile koymayan bir babayı sen biliyor musun? Sen ilk geldiğinde çok hoşlanmıştım senden. Ama en başından biliyordum. Bu yarışta da Cemal'i geçemem. Kalalım istersen. Bu İstanbul'da beni en çok ne şaşırttı biliyor musun? Toz. Toz mu? Evet ya, inanamıyorum. Siliyorsun, 2 dakika sonra elini sür gene izi kalıyor. Takmamayı öğreneceksin. Ya. Ne yapıyorsun? Dur. Her zaman yapıyorum. Ya artık bundan sonra yapmayacaksın böyle şeyler. Ya ağır sorumluluk taşıyorsun. Sen de işkilli babalar gibi davranıyorsun. Evet.
Aynen öyle davranacağım. Otur şöyle, gel. Hadi. Bilmem. Bakarız artık. Tamam. Ben seni sonra ararım. Ne yapıp Edip ikna etti seni değil mi? Görüşüyorsunuz. Karısından ayrılıyormuş anne. Yoksa görüşmezdim. Zaten kötü bir evlilikmiş. Yıllardır kardeş gibi olmuşlar. Yakında da boşanacaklarmış. Öyle mi? Aynen öyle, evet. İnanmıyorsun ama öyle anne. Zaten boşanmaya karar vermişler. Serdar da bana o yüzden söylememiş. Kızım, bütün evli erkekler gibi bu da aynı. Ne Yardan ne Serden. Ayrıca sen nereden biliyorsun evli erkekleri? Bir şey bilmek için ille de yaşamak gerekmez ki. Anneciğim, Serdar iyi bir adam. Sadece biraz zamana ihtiyacı var. Yavrum, belki de iyi bir adam. Ama bunun sonu yok. Üzülen sen olursun. Biz oluruz. Anne bak, her şey düzelecek. Merak etme, tamam mı? Maşallah. Bayağı sağlıklı durumdasınız Ziya Bey. Kalbiniz sağlam. Akciğerlerde bir sorun yok. Tansiyon ilacınızı kullanmayı sürdürün. Şekeri nasıl doktor bey? Tehlike sınırında değil. Ama tabii dikkat etmekte fayda var. Hanımlar genellikle daha titizdir bu konuda. Haksız da sayılmazlar. Siz ona bakmayın doktor bey. Ben sağlığıma dikkat ediyorum. Ama yetmiyor demek. Kolesterolünüz bayağı yüksek görünüyor. Buraya diyet hazırladım. Bunu kullanın. Yağlı, unlu besinlerden uzak duracağız. Kırmızı et mümkün olduğunca az. Bir de... Evet. 3 ay sonra bir efor testi daha yapalım. Bu arada egzersizi ihmal etmeyin. Ne egzersizi bu? Şimdilik düzenli yürüyüş bize yeter. Her gün en az yarım saat. 1 saat olursa daha iyi olur. Tempolu yürüyüş yapın. Diyeti de uygularsanız hiçbir sorun kalmaz. Ya bu kadar karamsar olma sen abi ya. Vallahi her şey daha güzel olacak. Hayırlısıyla inşallah. Seher. Seher ne yapıyorsun? Dur, belin ağrıyacak. Ver ben taşıyayım. Yok yok Mahmut, sen zahmet etme. Ya ne zahmeti canım, ver sen. Ya Mahmut, dükkan şurası zaten, tamam. Ya şurası da bak, bunlar nasıl bayağı ağır bunlar ya. Hadi alışveriş yaptım dükkan için. Benim gitmem gerek şimdi, güle güle. Gidersin, gide. Aha gitti bile. Ben bir şey anlamadım bundan. Ne oluyor böyle ya? Bu nasıl iş böyle? Ne oldu? Abim bir maruzatım var ama nasıl diyeyim bilmiyorum. Sen söyle. Hoşuma gitmezse duymazdan gelirim. Tamam abi. Abim maruzatım şudur ki... ben bir kızın üstüne çay dökmüşüm. Yandı mı kız? Yok. Yanmadı. Ama benim kalbim yanmış. Mevzu şimdi anlaşıldı. Abi kurban olayım, bana bir akıl ver. Bu kızı görünce elim ayağıma dolanıyor. Aklım başımdan çıkıyor. Ha böyle gözlerim böyle sanki şaşı oluyor abi. Durunmayayım yani ha? Abi kurban olayım, bana bir yol öğret. Sen bu işlerin pirisin. Ben ne yapayım? Ben bu kızın gönlüne nasıl gireyim? Gıyabettin, mevzu gayet basit. Hı. İki nokta arasındaki en kısa mesafe nedir oğlum? Hı. Bir doğru. Bir doğru. Hı. Aynen öyle. Doğru. Kıza gidip doğruyu söyleyeceksin. Yekten. Bu kadar basit. Bu kadar basit miyorsun yani? Aynen oğlum. Kurban olurum ben sana. Kurban olurum. Oh. Sana bütün güzel çaylar, bütün demli çaylar feda olsun abim. Hadi koçum fırla. Bence bu kadar gerilmene hiç gerek yok. Mahmut abi anlayacaktır. Bilmiyorum. Mahmut çok daha iyilerini hak ediyor bence. Tabii sonuçta senin kararın ama. Ve çok zor bir karar. Ay keşke Mahmut ilk söylediğinde. Ay bilemiyorum Diyar.
Dükkana gidiyorum ben. Tamam. Hadi görüşürüz. Bay bay. Mahmut abi. He? Ne yapıyorsun burada? Hiç, bu paketi getirdim de şöyle duruyordum. Seher'in sesini duydum da. Ne diyor, bir şey mi diyor? Aa. Yok, öyle havadan sudan. Mühim bir şey yok yani. Diğercim, içinde Seher'in geçtiği her cümle benim için mühimdir biliyorsun. Hani dertleşmeye falan geldiyse ya da ne bileyim bana söyleyecek kötü bir haberi varsa şimdiden söyle de hazırlıklı olayım ben de. Yok, bana bir şey söylemedi. Şimdi bak oğlum, önce küçük iltifatlarla başlayacaksın, tamam mı? Böyle işte saçının rengi, gözünün ışığı falan. Ha, saçının rengi. Hah. Sonra ufak bir davet. İşte böyle kahve içmeye, yürüyüşe. Ha, yürüyüş. Hah. O arada kızın telefon numarasını alacaksın. Ama böyle çaktırmadan, öyle çok hevesli hevesli değil, tamam mı? Hani böyle, ya senin numaran neydi falan ayağı. He, numara ayağı. Hah. Sonra küçük temaslar. Nasıl abi? Ya işte oğlum, hani böyle ipeksi dokunuşlar. Öyle karşıdan karşıya geçerken böyle hani omzuna dokunmalar, koruyor ayağına. İşte böyle hani gülerken böyle bacağa hafif dokunuşlar. Hafif ama abartmadan, tamam mı? Abi senin taktikler çok zormuş ya. Gözde ışıklar, ayaklar, bacaklar. Yok abi, ben bunları yapamam. Ben bunları karıştırırım. Ben en iyisi yine Fırat abimin yolundan gideyim. Ne Fırat'ı lan? Abi kızma. Kızma ama Fırat abimin taktiği bana daha sağlam geldi. Ya şimdi sen de kıyak bir abimsin ama Fırat abi daha kıyak. Kaygılar! Allah Allah, hıyara bak ya. Tövbe tövbe. Ne o? Beğendin abini galiba. Vallahi bu süs neden acaba diye bakıyorum. Yani dükkana giderken. Ne süsü be? Gömlek ceket işte. Abartılı mı duruyor bunlar? Bilmem. Bu kadar özenmenin diğer hanımla birliği olmasın abi? Ne diyorsun sen ya? Yalan mı? Beraber yemeğe çıkmalar falan? Evet, çıktık. Ne var bunda? Gittik konuştuk biraz. Senin de gönlünü kazanmış bakıyorum. Bravo. Cemal'den arta kalanları toplamak seni rahatsız etmiyor herhalde değil mi abi? Bana bak! Senin sinirlerin bozulmuş. Ne dediğini bilmiyorsun. O ağzını topla. Yoksa ben toplarım. Vallahi bir gün daha haber çıkmazsa gideceğim o evin kapısını indireceğim. Zeynep'i bulamasam bile en azından bir ipucu bir şey bulurum ya. Sabır yok sende, sabır. Biraz sabırlı olacağım. Bak sabreden Mahmut bile muradına erdi. Sen mi eremeyeceksin? Hayda. Ne oldu şimdi? Niye kapalı burası? Bilmiyorum. Ama bir şeyler döndüğünü biliyorum. Nasıl yani? Bence bu Seher benden ayrılmak istiyordu. Abi ne ayrılması ya? Birleşeli kaç gün oldu ki ayrılmak istesin kız? İşte bendeki talihi var, sen düşün. Lan bir kadın da beni sevdi derken. Ya dur bir dakika, bir dakika ya. Sen şimdi bu dükkan kapalı değil mi? Kız benden ayrılmak istiyor falan diye düşünüyorsun. Yok Arda, bugün kendi kulaklarımla duydum ya. Hı. Bir ara şey diyordu. Mahmut da daha iyilerine layık gibi bir şey diyordu. Şimdi bu iyi bir şey mi sence bu? Kötü bir şey değil mi? Yani tabii şimdi açık konuşmak gerekirse pek iyi değil abi. Of. Ya tam şu gönlümdeki taht doldu. Şu garip Mahmut da sevdiğini buldu derken. Dur bakalım, dur. Dün akşamki ders notları. Kaçırdığın ders notları. Teşekkür ederim. Çok önemli bir işim vardı herhalde. Normalde gezmek için dışarı çıkmadığına göre önemli bir iş olsa gerek. Evet, öyle bir şey. Sevindim. En azından bir hayat belirtisi göstermişsin. Benimle uğraşmaktan vazgeç.
Ben halimden memnunum. Gezmek, dolaşmak, öyle birileriyle sinemaya gitmek falan istemiyorum. Kendi kabuğumda kimseye zararım olmadan yaşıyorum. Kimseye zararın olmadığını mı zannediyorsun gerçekten? En büyük zararı kendine veriyorsun. Şu haline baksana. Ne varmış halimde? Herkedeki halinden ne farkı var bunun? Allah atölyesi, ev, evden atölyeye, atölyeden eve, arada bir çamaşır yıka, yemek pişir. Bu muydu senin hayalin? Bence Hereke'de bile durumun daha iyiydi, biliyor musun? En azından sana ihtiyacı olan insanlar vardı. Ne? Zeze. Zeze. Zeze'nin sana ihtiyacı yok. Halı dokumayı öğrendi. Sana kimsenin ihtiyacı yok aslında. Senin en büyük sorunu biliyor musun? Tembellik. Bence sen tembelsin. Ve yasını da tembelliğin arkasına gizleyip bu hayattan kaçmaya çalışıyorsun. Benimle böyle konuşamazsın. Çık dışarı. Hemen çık dışarı. Tamam, çok teşekkür ederim efendim. Evet, ben bir arkadaşıyım. Yani uzun zamandır ulaşamayınca merak ettim. Tamam, teşekkür ederim, sağ olun. İyi günler. Biliyor muymuş Zeynep indirdi olduğunu? Evdeymiş. Evde miymiş? Dışarı çıkmayacakmış, kimseyle de görüşmek istemiyormuş. İyi, haklı kız. Zor. Çok zor. Konuştu herhalde babasıyla. Ya bilmiyorum ki. Herhalde yani. Gerçi adam bana bir şey söylemedi ama ses öyle pek iyi değildi yani. Tamam canım, için biraz rahat olsun ya. Bak en azından nerede olduğunu biliyoruz artık. Abi biliyoruz, biliyoruz da ben Zeynep'e ne diyeceğimi hiç bilmiyorum. Ne yapayım, başka çarem yoktu. Bir bakın siz nasıl? Zaten piyasada para dönmüyor. Dünya cemindir, İznik'çiniz. Bir de şu balama. Böyle kiralar hemen arttı Allah. Gülcan'ı getirdi, ekonomik kredi, her şey yatağı arttı. Yardımcı arken satıyorlar. Sayı mı söylüyorsunuz? Kira o yüzden para istiyorlar. Köşedekimiz kredi satıyoruz. Ben sana destek çıkarım. Herhangi bir sorunuz olursa gidip tatilatını da yapıyorum. Işıklarımız da var. Lafa gelince mangalda kül bırakmıyorsun. Yok tur bindiririm, yok tur indiririm falan. Nal toplatacağım sana, nal. Tamam o zaman. Her sabah çıkıyoruz. Ama öyle dur yoruldum. Azıcık nefesleneyim falan yok. He? Asıl sen dersin onu be. Ne de olsa arkamdan yetişmeye çalışacaksın. Ben gitmiş de dönüyor olurum be. Bak Garbiz, çok ciddi konuşuyorum. Her sabah diyorsam her sabah. Tamam? Tamam ulan. Sözünden dönen ne olsun? Ne olsun? Merhaba. Ne oldu? Özür dilemeye mi geldin? Ne? Genelde böyle yapıyorsun ya, abuk sabuk şımarıklıklar yapıp sonra gelip özür diliyorsun. Hayır, özür dilemeye gelmedim diğer hanım. İstemeden verdiğim zararlar için her zaman özür dilerim. Hiç gocunmam, o ayrı ama eğer birine hakikati göstermem gerektiyse bedeli ne olursa olsun asla özür dilemem. Niye geldin o zaman? Mahmut abi arıyordum. Mahmut abi yok. İyi o zaman. İnanmıyorum ya. Zeynep. Zeynep aç kapıyı lütfen. Bak biliyorum orada olduğunu. Sadece sesini duymak istiyorum Zeynep. Gitmeyeceğim buradan. Sen kapıyı açana kadar gitmeyeceğim. Sen kapıyı açıp beni kovsan da gitmeyeceğim buradan Zeynep. Duyuyor musun beni? Bak sesimi duyduğunu biliyorum. Allah. Akşam akşam nereye gideceğiz oğlum? Eve gidiyoruz işte. Diğer abla da o evde yaşıyor değil mi? He. Peki Arda abiyle Zeze de? He, onlar da orada yaşıyor. Peki şey, hani o adı neydi? Diğer ablanın kız kardeşi.
O da evde midir şimdi? Dilek. He. Akşam akşam nereye gidecek? Evdedir. Ya ne bileyim abi. Şimdi sözüsü vardır, nişanlısı vardır. Alır akşam yemeğe götürür. Olabilir yani. Olamaz. O da okuyor. Sözüzü mözü yok onun. Al ya. Hele de bak sen ya. Ne bileyim abi, şimdi bizim orada olsa Dilek Hanım'ın başı çok bağlanmış olurdu. Yani kıyabettin. Mahmut. Merhaba kıyabettin. Biraz vaktim var mı ya? Seninle önemli bir şey konuşacağım. Size iyi akşamlar. Mahmut abim, evdekilere hürmetler, saygılar. İyi akşamlar. Ne dedin Seher? Biraz vaktim var mı dedim. Seninle önemli bir şey konuşmak istiyorum. Yarın konuşsak ya da hiç konuşmasak mı? Hayır efendim, bugün konuşacağız. O kadar hazırlık yaptım. Ben hiç hazır değilim Seher ya. Mahmut bak, sana söyleyeceğim, yani sana söylemek istediğim şey benim için çok önemli. Onun için lütfen dükkanı kapatır kapatmaz benim oraya gel. Tamam mı? Hı. Tamam. Tamam, bekliyorum. Zeynep. Beni affedebilecek misin? Benden değil. O küçük kızdan özür dile. Ondan özür dile çünkü günlerdir kendimi ona affettirmeye çalışıyorum. Anlamadım. İlk ne zaman hissettim bilmiyorum. Küçüktüm herhalde. Sanki bir resmin bir kısmını görüyorum ama öteki kısmı örtülü gibi. Ya ne bileyim, binlerce fotoğrafım var ama doğum fotoğrafımı hiç görmedim mesela. Soru soruyorum, annemle babam neredeyse telaşa kapılıyorlar. Bunun gibi işte ya. Nasıl yani? Hissediyor muydun? Bilmiyorum. Yani ne zaman aklıma bir şey takılsa başımı öteki tarafa çevirdim. Sormadım. Merak etmedim. Şimdi sordun mu peki kendine? Anlattı. Her şeyi. Zeynep, yani bizi affedebilecek misin bilmiyorum ama yani inan biz hiçbir şey... Affedecek bir şey yok ki. Sen, yani siz sadece başımın hangi yöne çevirmem gerektiğini gösterdiniz bana. Küçük kıza gerçeği gösterdiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Da Seher'im, ne oluyor? Yani bunun altından ne çıkacak? Sen hele gel bir otur da. Bak Seher, ben üzülmeyeyim diye yapıyorsan. Mahmut, oturmazsan daha çok üzüleceksin. Onun için otur lütfen. Soru sorma ve kıpırdamadan dur öyle, tamam mı? Birazcık dur. Evet, önce başlangıçlar. Yani ikimizin başlangıcı. Çiğ köfte. Çünkü her şey onunla başladı. Senin benim bütün çiğ köftelerimi alman, benim de sana kızmamla. Sonra ara sıcaklar.
Yani aramızın ısındığı ilk gün. Bana ruhsatı getirdiğin gün yapmıştım bunu sana, hatırlıyor musun? Pastırmalı börek. Seherim, eline emeğine sağlık. Bu kadar şey... Ve ana yemek. Haliç'teki tekne turuyla başlayıp sonra sizin evde biten. Önce çok güldüğümüz, sonra çok ağladığımız günün anısına. Acı tatlı soslu balık. Hani ben sana aşık olduğumu söyleyecektim de söyleyemediydim. Ben lafı ağzına tıkamıştım hani. Bunu daha sonra yiyeceğimizi biliyorum ama o kadar çok beklettim ki seni. Daha fazla bekletmek istemiyorum. İşte böyle. Bak bak şimdi bak. Abla, ne yapıyorsun burada tek başına? Hiç, düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Gelsene içeri yanımıza. Sence ben işe yaramaz biri miyim? Bunu da nereden çıkardın, deli misin? Sen hepimizin hayatını değiştirdin, görmüyor musun? Ya annemle babamı bile değiştirdin. Geçenlerde annem çamaşır asarken babam gidip onu şap diye öpmüş. Düşünebiliyor musun bunu? Bu eve Hüner Ali'ye hiçbir katkım yok ama. Ama Zeze? Zeze dokumayı öğrendi. Bana ihtiyacı yok artık. Abla neler saçmalıyorsun? Belki de haklı. Kim haklı? Abla beni korkutuyorsun bak. İyi ki yanımdasın. Ablam benim. Ne? Senden ayrılmak istediğimi mi zannettin? Ama niye ki? Hem de daha yeni kavuşmuşken. Ne bileyim be Seher. Dünyanın hali hali değil ki. Gün diyorsun, geceye dönüveriyor. Buradayız, iyiyiz diyorsun. Ciğerinden bir parça kopup gidiyor. Ve öyle olunca... İnsan hep en kötüsünü bekliyor değil mi? He. O iteceğine ben düşeyim bari diyorsun. Ama senin derdin itmek değilmiş meğer. Tutmakmış. Bu akşam sen benim elimden tuttun Seher. Yüreğimden tuttun. Elini uzatıp yüreğimin içindeki korkuları aldın attın. Kabusları aldın attın. Tertemiz ettin her yeri. Bütün yaralarımı sardın. Ya tamam Mahmut, ne olur söyleme böyle şeyler. Ben çok utanıyorum. Tamam söylemeyeyim. Ya da tamam tamam söyle. Seher. Efendim. Seher. Ben sanırsam seni öpeceğim. Öptüm. Çalışması gerek bu. Hakikaten. Abla ne oldu, nereye? 5 dakika yukarı çıkıp geleceğim hemen. Ne oldu, niye? Hiç canım, merak edilecek bir şey yok. Endişelenecek bir şey yok. İyisin değil mi? İyiyim. Daha da iyi olacağım. Sakin ol. Burada durmadık, değil mi? Yavaşlamasını söyleyebiliriz.
Niye ettin de geldin? Ziya baba yatmadı değil mi? Onunla bir şey konuşacaktım da. Gel gel Diyar, bu ne sürpriz böyle kızım ya, gel. Diyar, bir bardak çay içersin değil mi? Olur. Ziya baba, sana bir şey soracağım. Ama hayır demeden gözünü seveyim önce bir düşün. Hayrola kızım? Sor bakayım. Ömrümün 20 senesini halı işine verdim ben Ziya baba. Ama buraya Kapalı Çarşı'ya gelince gördüm ki benim bildiğim işin yalnızca yarısı. Halıyı satamadıktan sonra. Bak şimdi daha da merak ettim. Ben halıcı olmak istiyorum. Yani sadece dokumak değil, almak, satmak, işin ilmini öğrenmek istiyorum. Yani şimdi... Ya. Biliyorum, bu iş kadın işi değil diyeceksin. Baktım, bir tane bile kadın halıcı yok koskoca çarşıda. Yani yoktu, bugüne kadar. Ya şimdi kızım, bu iş gördüğün kadar kolay bir iş değil. Yani halı satmak, herhangi bir şey alıp satmaya benzemez. Bak bunun bir ilmi vardır, bir raconu vardır, bir adabı vardır. En önemlisi, insanların ruhuna nüfuz edeceksin. Cemal yapabiliyordu değil mi? Bana da öğret. Tıkandınsa biraz duralım Ziya, he? Ben buradan çarşıya kadar yürürüm de senin halin Arap galiba. Niye durdun? Sen durdun ya. Acaba bu biraz yurt teselesi mi bizimki Ziya, he? Niye öyle olsun be garbis? Ne kaldıysa geriye, onu da adam gibi yaşayalım yani bu saatten sonra. İster miydin gençlik günlerine dönmeyi? Ya, o toyluklar, o sakarlıklar... Yok, üşenirdim herhalde. Al benden de o kadar. Ama bir 20-25 sene öncesine gidebilseydik hiç fena olmazdı, he? Bak, bak, bak. Dünya gözüme gözüktü be garbis. Gözüküyor dediğin kadınlar yani. Yok bak, onu ben demedim. Onu sen dedin. Benim ağzımdan öyle bir şey çıkmadı. Gözükür, bakmayacaksın. Eyvallah. Bereket versin abi. Taze 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 simit. Seni iyi görmek çok güzel. İyiyim. Çünkü senin yanındayım. Çok korktum sen eve kapanınca, biliyor musun? Mecburdum. Bizimkilerle konuştum. Sonra da kendimle konuştum. Çocukluğumu düşündüm. Pensilvanya'yı, oradaki arkadaşlarımı, hayatımı. Geceleri korktuğumda babamın bana masal anlatışlarını. Annemin o sıcacık sarılışlarını. Neyi anladım biliyor musun? Neyi? Bizi dünyaya getirenler kadar hazırlayanlar da önemliymiş aslında. Annenin babamın kim olduğundan o kadar eminim ki şu an. New York gibi. Efendim? Burası bana hep New York anımsatıyor. Böyle otobüse biner giderdim. Nereye bakar hayal kurardım. Bir gün acaba New York'ta yaşayabilir miyim diye. Hiç gittin mi New York'a? Yok, gitmedim. Ama doğru söylüyorsun. Oraya gidenler hep öyle derler. Ne bileyim, herhalde hayatın böyle gürül gürül akmasıyla, hiç uyumamasıyla benziyor oraya. Belki bir gün beraber gideriz ha? Gideriz belki. ...550 yıldır ayakta bu çarşı. Hala dünyaya mal satıyor. Neden? Kerameti ne? Güven. Satışta birinci kural... ...müşteri sana güvenecek. Bu güveni nasıl sağlarsın? Her şeyi bilmem lazım.
Önce kendine güveneceksin. Bak, buradaki bütün halıların künyesini ezbere bilebilirsin. Bu kolay. Ama bilmediğin olsa bile her zaman kendinden emin olduğunu göstereceksin. Tamam? Ver bakayım şuradan ipek seccadeyi. Ben halı uçurmayı da öğrenmek istiyorum. Oo, o kadar kolay değil. Her şeyin bir zamanı var. Ama... Bak şimdi. Halıyı satan hikayesidir. Buradaki bütün halıların bir hikayesi var. Anlat bakalım. Bunu mu? Evet. Bilmiyorum. Bilmiyorum yok. Ne dedik? Kendine güven. Ha? Gel bak. Para verebilir misin bugün? Ne parası? Lazım. Ya değirmen misin sen? Büyütürsün parayı resmen. Buradan ver parayı, tuz olsun çıksın öbür tarafta. Önemli abi, lazım hakikaten. Yok sana para mara. Her dakika para mı istedin? Ne yaparsın sen be? Haftalığımı çekiyorum. Ve sen de tamam diyorsun. Tamam diyorum. Aynen öyle. Ben. Şimdi benden bir istediğin varsa söyle abicim. Bak, halıyı bilen müşteri gelir en iyisini alır. Ha? Santimetre karesinde kaç tane ilmek var hepsini bilir. Mesela ona on dediği zaman bunu anlar. Şimdi böyle müşteri sıkı pazarlık eder. Ama bilmeyenlerse çarşı pazar dolaşır dükkan dükkan. Gelir fiyat sorar. Şimdi ağzından bir laf çıktı mı geri dönüş yok. Taviz yok. He? Taviz yok. Evet. Hadi bakalım. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hoş geldiniz. Ben bir Erzincan halısı istiyorum. Sizde vardır eminim. Buyurun böyle, ben size yardımcı olayım. Benim aradığım özel bir şey. Siz daha eskisiniz belli. Siz yardımcı olsanız.
Bak bu da nişandan sonra çekilmişti. Zeze de bir türlü çıkarmıyordu ha elbiseyi değil mi? Abim ne güzel gülüyormuş. Kardeşi de güzel gülüyor. Benden haberi var mıydı peki? Hayır. Yani senin gibi onun da çok geç haberi oldu. Biz evlendikten sonra Ziya Baba söylemişti. Belki beni bulmaya gelirdi ama değil mi? Size böyle bir şey söyledi mi hiç? Kardeşimi bulacağım diye. Yani evet. O da çok istiyordu. Ama işte nasıl oldu peki? Abimi nasıl kaybettiniz? Çok değerli bir halı vardı. Onu çok istiyordu. Onu almaya gidiyordu. Erzurum'a. Yollar çok buzluymuş. Otobüste kayınca. Ve onu anlıyorum. En azından ama sevdiği şeyin peşinden gidiyormuş ama değil mi? Öyleydi. Doktor Burçak Aksoy ameliyathaneden bekleniyorsunuz. Keşke daha kalın bir şeyler giyseydin. Üşüyeceksin böyle. Yok yok, iyiyim ben. Merak etme. Taksi. Sen eve git. Ben doktorun söylediği ilaçları alayım, geliyorum, tamam mı? Tamam ya. Abi ne yapıyorsun? Bunu ben soracağım sana. Ya kazık kadar adamım ben. Niye takip ediyorsun beni abi? Ederim. Abinim ben sana. Baban yerineyim. Nedir benim bu gördüğüm? Ne oldu? Bir rezalete mi tanık oldun? Bir kadın ve bir adam hastaneden çıkıyorlar. Ne var bunda bu kadar burnundan soluyacak? Buradan öyle görünmüyor ama. Abi. Fırat. O kız hamile bir kız. Sen ne zaman evlendin? Ne zaman o kızı hamile bıraktın? Ruhumuz bile duymamış ya. Abi. Eşek başı olmuşuz burada. Haberimiz yok. Babam haklıymış sana güvenmemekte. Ben ne desem kendi hikayeni yazacaksın değil mi? O yüzden ben sana kısaca şunu anlatayım. O kadın da, karnındaki bebek de benim sorumluluğumda. Diğer ayrıntılar seni de yorar, senin yorgunluğun da beni yorar. Ama bir daha beni takip edeceğine gel, adam gibi bana soru sor. Abi gibi. Her dakika azarlamadan. Nerede kaldı bu kız yahu? Aa, televizyona daldık, sana söylemeyi unuttum. Konuştuk biz. Birazdan gelirim dedi. Ya sıkıldım bu kanaldan. Başka bir şey yok mu? Değiştir şunu. Ama hepsi aynı. Boş ver. Hadi yatalım biz. Sen git yat. Ben biraz daha oturacağım. Olmaz. Uykundan kalmaman lazım. Ama sen de bana iyice çocuk muamelesi yapıyorsun canım. Ya sabah yürüyüşe gideceksin ya. Evet. Dinç kalman için söylüyorum. Anlaşıldı, anlaşıldı. Senden kurtuluş yok. Gidelim yatalım bari, ne yapalım? Saatte 12:30 olmuş ya. Ben de şimdi yatacağım, şunu bitireyim. İngilizce ha? Vallahi helal olsun diğercim. Vallahi ne güzel, çalış çalış. Nasıl gidiyor? Gidiyor Mahmut abi. Gidecek, başka yolu yok. Öyle diyorsan sen sökersin bu İngilizceyi diyeceğim. Vallahi. Ne diyeyim ben sana? Aşk olsun sana, aşk olsun. Oy.
Yasemin. Kızım. Ne oldu kızım? Sen haklıydın anne. Hepsi yalanmış. Karısının haberi bile yok. Ağlama kuzum. Sen ağlama. Ama ben ona inandım. Tamam dedim. Ben seni beklerim dedim. Gözümün içine baka baka yalan söylemiş anne. Biliyorum güzelim. Biliyorum. Geçecek. Hepsi geçecek. Duyduğuma göre Ziya babadan ders almaya başlamışsın. Sana ne? Çarşıda herkes bunu konuşuyor. Bazıları da küçümsüyor. Kadından halıcı olmaz. Ziya baba boşuna vakit kaybediyor diyorlar. Onlar kendi işlerine baksınlar. Tabii sen de. Tamam gidiyorum. Yeter ki sen ateş etmeye başlama. Ukala. Ziya Bey. Termos vereceğim de sana. Ne termosu ya o? Çay koydum buna. Garbis Bey'le dinlenirken içersiniz. Ya şimdi yürürken termos mu taşıyacağız Nimet? Sanki çay bahçesi kalmadı dışarıda. Taşırsın canım ne var? Bavul değil ya bu. Tomurcuk da koydum içine. Ziya Bey. Efendim. Hı. Ne o şimdi yani sırtıma bir de ter bezi mi koyacaksın? Yok yok onu koymayacağım da. Yün faninanı giymemişsin içine. Allah giymedim. Terletiyor diye giymedim. Katiyen olmaz Ziya Bey. Dur bekle. Getiriyorum şuracıkta giyiverirsin. Nimet. Ben gidiyorum tamam. Yani bugün okula gitmeyeceksin. Gezi var zaten katılmak zorunlu değil. Ya Betin abi çok sevinecek. Ne? Ya Betin abi çok sevinecek dedim. Yani çaycı var ya. Hayır gıyabettinin kim olduğunu biliyorum da. Şu senin söylediğin... Senin büyüklerin de hiçbir şeyden haberi yok. Ya Betin abi bence sana aşık. Senin şu hayal gücün var ya Zeze. Kimse de yok. Görürüz bakalım. Zeze. Sen gazoz istemiştin değil mi? İstememiştim ama olsun. Afiyet olsun. Size de iyi günler Dilek Hanım. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Buyurun efendim, buyurun hoş geldiniz. Merhaba. Salonumuz için bir halı bakacaktım. Tabii. Mahmut evladım, istersen beyefendiyle Diyar Hanım ilgilensin. Ha, tamam, olur. Diyar, Diyar, bakar mısın biraz? Beyefendiye şu kelleyi gösterir misin? Tabii. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Halımız yündür. Boyutları 170'e 240 olup elde yapılmıştır. Yani dokunmuştur. Anladım. Nasıl buldunuz? Güzel. Peki ama ben biraz daha dolaşayım. Hayırlı işler. Yandaki dükkanda da çok güzel halılar var. Tabii onlara da bakın. Biraz daha uzun bakın ama olur mu? Uzun mu? Evet ne kadar uzun bakarsanız o kadar çok şey görürsünüz. Mesela buraya bakınca ne görüyorsunuz? Bir çiçek değil mi? Evet. Hı hı. Hafifçe boynunu büktüğünü görürsünüz. Fark ettiniz mi? Evet doğru. Demek ki bunu dokuyan kızın bir sevdalısı varmış. Ama kavuşamamış ona. O da boynunu bükmüş. Mesela buradaki yaprağa bakın. İçinde açık renkli bir leke var gördünüz mü? Evet, evet. Birçok kişi bunu hata sanır. Aslında onu dokuyan kızın gözyaşlarıdır. Kimseye göstermeden döktüğü gözyaşlarını bu halıya dokumuş.
Arda. Allah. Ne yapıyorsun güzelim? İşin çok mu? Yani az biraz. Ama sen bir kahve molası veririm dersen uçarım. Ver o zaman. Sana acayip haberlerim var. Hadi. Tamam. Usta ben 5 dakikaya geliyorum. Tamam. Affedersin Ziya baba. Heyecanlandım birden. Böyle bir sürü şey anlattım. Adamı ilgilendirmeyecek. Adamı da sıktım, sizi de sıktım. Sen öyle sanıyorsun. Ben üzülmeyeyim diye öyle söylüyorsun ama satamadık alıyı. Adam da gitti. Adam biraz sonra geri gelecek. Hikayen o beyefendinin ayağını bağladı bir kere. Sahi mi? Evet. Neden dersen... Şuradan anlatılan hikaye herkesin hoşuna gider bir kere. Bir şey daha söyleyeyim sana. Herkes, yani hepimiz aslında çok güzel bir masal dinlemek isteriz. Velhasıl bir halı en çok ne zaman güzeldir bilir misin? Ne zaman? Bir masalı olduğu zaman. Uçan halı olduğu zaman güzeldir. Evet. Senin de artık bir halı uçurma zamanın geldi. Buradan öyle anlaşılıyor. Sahi mi söylüyorsun? Evet. Aa, dur deli kız dur. Gerçekten öğretecek misin uçurmayı? Evet öğretirim. Neymiş bakalım bu acayip haber? Hatırlıyor musun? Beraber New York'a gideriz belki demiştik. Eyvallah. Unutur muyum ya? Yoksa bir plan mı yaptın sen? Ha? Dinle. Ben bir süredir bir marka tasarlıyorum ya. Evet. Onu Amerika'ya gönderdim. Ha. New York'a. Yani aslında bir moda akademisine sundum değerlendirme için. Onlar da senin projeyi kabul ettiler. Ha? Şimdi bak senin markanla çalışmak istiyorlar. Sen de böyle New York'a kısa bir seyahat düşündün. Birlikte gidelim diyorsun. Tamam oldu hemen. Yani aşağı yukarı böyle aslında ama tam değil. Nasıl peki? Ya markamı çalışmak istiyorlar doğru. Seninle birlikte gitmek istiyorum. O da doğru. Hı. Ama... Ufuk'ta sadece bir ziyaret olarak gözükmüyor. Yani New York'a gelip kendi markamı yönetmemi istiyorlar. Yani bu senin artık New York'ta yaşayacağın anlamına mı geliyor? Yani sanırım. Ama bir şartları varmış. Yanımda bir yakışıklı ile gelmemi istiyorlarmış. Ya Arda, benimle New York'a gelmeni istiyorum. Gelirsin değil mi? Halının ağırlığını tartmıyorsun da ondan. Sen bir an önce halı elimden çıksın diye atıyorsun. Ziya baba ne diyorsan yapıyorum. Olmuyor işte. Olur olur. Kendine biraz zaman tanıyacaksın. Bu işler hemen olmaz. Elin alışacak. Bileğin kavis almasını öğrenecek. Bak. Buyur. Göreceksin Ziya baba. Halı uçuran ilk kadın ben olacağım. İnşallah, inşallah. Hadi sen çalış, ben biraz hava alayım. Ha, çarşı boşalınca çalışırsın dışarıda. Geniş yerde çalışmak daha iyi olur. Tamam. Oğlum bir kahve yap bana bakayım. Ya başkanım senin haberin oldu mu? Neden haberim olacak? Ya şu arka sokakta bir kuyumcu vardı ya. Bizim Nizamettin. Evet, ne olmuş Nizamettin'e? Satmış dükkanı. Hayda! Nedendir acaba? Bilmiyorum ki işte. Belki senin bir haberin vardır diye sana sorayım dedim. Yok, ilk senden işitelim. 20 senedir de orada o adam. İşler de fena değildi. Ne oldu acaba? Acil paraya sıkıştı belki. Bir hastalık falan olmasın? Olsa duyardık canım. O kadar da değil. Allah Allah, çok tuhaf. Bir arayıp soralım bakalım bizim Nizamettin'e. Efendim Arda. Olur gelirim. Neredesin sen? Şu
Şunları da arka tarafa kaldır, kalmasın ortada. Kayıtlarına gireyim, kaldırırım. Bitmedi mi o kayıtlar daha? Hata yapmayalım diye uğraşıyoruz herhalde. İyi. Şu camı da içeriden siliver. Leş gibi olmuş. Sonra kapıyı da iki kere kilitlersin, unutma. Anlaşıldı. Gecenin körüne kadar buradayım yani. Hayatta her şeye vakit bulduğuna göre bunu ayda ayda yaparsın. Hadi gittim ben. İşte böyle abi. Zeynep Amerika dedi. Sen ne diyorsun? Vallahi bilmiyorum ki ya. Oğlum sen değil miydin Zeynep diye karın ağrıları çeken ya? Nasıl bilmiyorsun sen? Bu kızla beraber olmak istemiyor musun sen ya? İstiyorum. Neyi bilmiyorsun o zaman? Ya abi ben nasıl giderim sizi bırakıp ya? Ha? Sana bakıyorum çoktan beni gözden çıkarmışsın ha? Ya ne alakası var canım? Allah Allah. Ben de sanki yarın toplanıp ülkeyi terk et demişim gibi konuşuyorsun. Olaydı sanki öyle çekip gitmek. Yalnız kalmak da o kadar kolay görünmüyor. Hı? Sizden mi düştün?